Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini gördüklerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınam sıdıqtanlar ekranımızda bolsun. Şarkı Türkistan'dan yeni çıkan şahitinin güvahlıkları. Şarkı Türkistan'dan ismini aşkarlaşını halimiğen bir şahit haber bölümümüzge Şarkı Türkistan'ın növetteki ikinişlik vaziyeti hakkında güvahlık verdi. Mezkur haber Şarkı Türkistan'dan yeni çıkan şahitinin güvahlıkları serlevelik çatma haber katarı da belirledi. Mezkur şahit Xitay'ın Şarkı Türkistan halkıya karşı atılmış terörlük zarbı veriş, dini asabilikini yokutuş, milli bölgüncülerini yokutuş katarlık namlardaki terör siyaseti arkalık irki kırgancılık cinayetini izgil devamlaştırıvatkallıkını Xitay'ın Uyghur halkını herhal bahaneler bilen türme ve ceza lagırı solap kırgancılık kılış kılmışıga yeni bir yeni usulunu koşkallıkını yani muhurki namlık zehirli çekimlikini yaşlar arasıda tarıktıvatkallıkını aşkarıldı. Şahitinin eytişçe gerçi Xitay Şarkı Türkistan meselesi de halkara cemiyetini aldaş üçün sanaklık kişilerinin çet elge çıkışıgı maksatlik ruhsat kılgan bozumu bırak Şarkı Türkistan'daki irki kırgancılık cinayeti izgil devam kılmaktıken. Xitay yakından beri Uyghurlarga karşı icra kılıvatkan irki kırgancılık cinayetini yeni muhurku namlık zehirlik çekimlik arkalık icra kılışkı başlıgan. Şahitinin aşkarlışça Şarkı Türkistan'da yeniden muhurku namlık zehirlik çekimlik payda bolgan bolup, bu zehirinin taşkı görünüşü hemmege tonuşluk bolgan muhurkuğu okşaydıken. Növette bu zehirlik çekimlik asasen Uyghur yaşları arasında umumlaşkan bolup, 20 yaş etrafıdaki nurgullugan Uyghur yaşları humar bolup, bu zehirini çekiş sebeplik ölüp getken. Türme ve ceza lagırdan kutulup kalgan yaşlar içi de sebepsiz ölüp getivatkan Uyghur yaşları nahaydı köpikken. Bulupma gülcide bu xil ekinişlik ekvallar köpüyüp ketken. Yakında ictimai taratkolarda tarqılıp atkan bir kısım sırlarımı bu iğir ekvalını paşkılgan idi. Bazı ataanlar perzentlerinin zehirli çekimlik çekişinin aldığını elip, onlarını kutuldurup geliş üçün sakçıgı məlum kılgan. Ve sakçılardan perzentlerini türmüge solaşını, bu arqılıq perzentlerinin zehirli çekimlik taşlaşığı sebep buluşunu ümit kılganlıqını bildirgen bolsumu, bırak sakçılarının bu iş bilen karı bolmağan. Xitayının rezil maksidi Uyghurlarını kırgın kılıp yokutuş bolğaçka, sakçılar muhurku namlık zehirli çekimlikini çekken kişilerini tutuş kanunga düşmeydi. Azıraq vaqt ötkendiyken tedbir kollunumuz digendek bahanelerini körsetken. Xitay keyip sapa zehirli çekimlik arqalıq Uyghur yaşlarını ruhi ve cismani cihetin kereksiz kılıp kırgın kılıçtın ibaret rezil məxsdegi yetiş üçün yıkınkı yıllarda irki kırgıncılık siyaseti bilen birli vaqtta hareketke ötken bulup, dükünüde haraq tamakı satmağallarını, hatta satmasını tavsiye kılgallarını milli öçmelliki kuturat kolu kılıç, dini əsəbi digendek tökmetler bilen ceza lagiri ve türmelerge kamap iğir cezalıgan idi. Şunlıqla Şarkı Türkistan'dan barlıq yezi kənetlerge kavakhana, payişxallarını köpeytiş, zehirlik çekimlikini umumlaştırış üçün zor küç sarıp kılgan idi. Xitayının Şarkı Türkistan halkını, xüsusen yaşlarını, zehirlik çekimlik arqılıq veyran kılıç cinayetinin tarihi aldınqa əsirge sozulduğan bolup, Xitay zehirlik çekimliknin Şarkı Türkistan'da yamrışını bir qolluq pilallap kəlgən ve bunu tuzuşkı tırışkallarını, xüsusen alim ölümalarını, cemaat erbablarını türlük usullar bilen cezalap közdün yok atkan. Amerika Parlament azası Tayvan'ı ziyaret kılıp yeni prezidentini tebrikledi. Amerika'nın yukur derecelik parlament azası Tayvan'ı ziyaret kılıp Tayvan'ın tacavuzculukka karşı hareketini kollaydıgallıkını kayıt tehditledi. Amerika vazının bu aktiki haberde kayıt kılınışça Amerika Avan Palatası Taşkışlar Komitetinin reisi Cumhuriyetçi Michael Mikol vekiller ömükünü başlap Tayvan'ı ziyaret kılgan bulup 27 May Tayvan'ın yeni prezidenti Lai Ching'da bilen söhbet ötküzgen ve Tayvan'ın Xitay Komünist rejiminin tacavuzculukka karıştırış hareketini kollaydıgallıkını tehditleyen. Bu ömek Lai Ching'da kasem berip vazip tapşırvalgandın buyan tunji qetim Tayvan'ı ziyaret kılgan Amerika Parlament vekilleri ömeki bulup kalgan. Lai Ching'da vazipige oltırıp 3 gün ötken deyken Xitay Komünist rejimi Tayvan etrafıdaki deniz ve hava tevalike de harbi manevir ötküzgen idi. Ve bu manevirinin Tayvan müstakillik güçlerine agahlandırış işkerlikini dava kılgan idi. Michael Mikol düşenbe etigende Lai Ching'da bilen körüşken de Amerika Parlamentedeki iki partiyanın birdek Tayvan'ı kollaydı
ediganlıqıdak meydanını yetküzgen. Michael Mikol Xitayning aldıngı günlerdeki tehdit karakterlik harbi manevrini ayıplab, bu manevr Xitay Kompartiyasining tinich yol bilen Tayvanni qo'lga keltirish niyeti yo'qligini ko'rsatdi degan. Ve Xitay Rusya İran hamkorligini ayıplab, biz 2-nji dunyo urushidan buyon bundaq taptartmagan zo'ravonlik ve ochiq oshkora tajovuzchilikni ko'rmadik degan. Leyçin'de Amerika Parlament azasının Tayvan'ı kolluğallıqı rahmet etkan ve Amerika Parlament'inin türlü kanun lahilerini devamlıq makullab Tayvan'ın özünü qoğdaş iktidarını küçe yetişige yardım kılışını ümit kıldığallıqını bildirgen. Filippin Xitay'nın ilgilik hukuku dâhli təruz kılışıgı narazılıq bildirdi. Filippin Taşqı İşlər Ministerliği Xitayının Filippinin igilik hüquqiga daxil təarruz qılıb, bir tərəfləmi halda Cənubi dənizdə beliq tutuşunu çəkləş qılmışığı narazılıq bildirdi. Amerika vazının xəbər qılışça, Filippin Taşqı İşlər Ministerliği 27 may Xitayının bir tərəfləmi halda Cənubi dənizdə hər yili 4 ay beliq tutuşunu vaxtınca toxtatış qılmışığı narazılıq bildirgan. Həm də Xitayını Cənubi dənizdəki ciddiçilikni küçəytibətkənlik haqqında tənqid qılıb, Xitayını Filippinin igilik hüquqi və mənfəətigə daxli təarruz qıldığan qanunsuz hərəkətlərini toxtatışqa çağırğan. Bildirilishçə 1999-cı ildən başlayıb Xitay hər yili Cənubi dənizdə atalmış yazlıq beliq tutuşunu vaxtınca toxtatış nizamını yoluq qoyub gəlgan bolub, adətən bu çəkilmə 1-ci maydan başlayıb 8-ci ayın axırı yoki 9-cu ayın ötürlərigəcə davamlaşır ekan. Amma Filippin tərəf Xitayının bu xil çəkilməsiga izgil qarışdırıb gəlgan. Reuters agentliqining xəbəriga asaslanğanda Filippin Taşqı İşlər Ministerliyi Taşqı İşlər tərtibi arqalıq beliq tutuşunu çəkləş buyruqığı narazılıq bildirgan və beliqçilikni vaxtınca toxtatış dairəsinin Filippin zimin təvəllikini öz içigə aladığanlığını bildirgan. Filippin Taşqı İşlər Ministerliyinin bayanatında beliq tutuşunu çəkləşinin bir tərəfləmə yolğa qoyulışı Qərbi Filippin dənizi və Cənubi Xitay dənizidəki ciddiçilikni küçəytib etdi deyə təkidləgan. Bildirilishçə Xitayının Manila'daki baş elçixanası bu doğruluq heç qandaq tushunchi bermegan. Filippinning organ xabar agentligining dushanba kuni xabar qilishicha Filippin Tashqi ishlar ministrligining bayonoti yana Xitayning beliq tutishni cheklash buyrug'ining prezident Markos bilan Xi Jinpingning diplomatik dialog orqali dengizdagi ziddiyatni ozaytish uchun hosil qilgan tushunchiga xilof ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha Filippin Tashqi ishlar ministrligi yana 2016 yilgi Gagadagi mangulik kesim sotining Filippin topshirgan Janubiy dengiz masalasi to'g'risidagi qarorining 716 maddesini nakil keltirip, Xitayının Cənubi dənizdə beliq tutuşunu çəkləş hərəkəti dairəsi Filippinin iqtisadi rayonunu öz içigə alıdı. Çəkləmənin Xitay bayrağı əsilğan beliqçilik kemələrini öz içigə almaslığı qanunsuz hərəkət degan. Polşa Rusiyanın Avropa İttifaqına qarşı qeyri-rəsmi uruş qılıyotqanlığını bildirdi. Polşa hükümeti Rusya'nın Avrupa İttifakı'na karşı gayri-resmi uruş kılıbatkanlığı sebebinden Rusya diplomatlarının Polşa'daki hareketlerine çekilme koyulduğunu uxturdu. Polşa Taşqı İşlər Ministeri Radoslav Skorski Belgiya paytaxtı Brüsselde ahbarat elan qılıp, Rusya'nın Avrupa devletlerde yüz bergen vaqealarını başqa tərəflərge yüzləndirişki münasibətlik ispatlarının barlıqını bildirip, Rusya'nın Polşanımı öz içige alğan halda Avrupa İttifakı'na karşı kılıbatkan gayri-resmi uruşu üstüde alahide toxtaldı. O, Polşa'daki Rusya diplomatlarına hareket çekilmesi yolu koyduğunluğunu bu axtaki resmi uxturuşunun Varşava'daki Rusya elçixanısı'nı yetkizildiğanlığını qeyd qildi. O, axırda çekilmenin elçixana və konsulxana xadımlarına qaratıldığanlığını, baş elçige qaratılmaydığanlığını əskertdi. Erdoğan, İsrailiya hükümeti kitlerine oxşaş xatırlındı, dedi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, İsrailiya hükümetinin gitlerine oxşaş lənət bilen xatırlındığanlığını eytdi. Türkiye Avası Radyosu xəbirde bildirilişçe, Prezident Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da ötküzülgən Türkiye Əsri Asasi Kanun, Puralar Asasi Kanuni Küçülük Türkiye namlıq Liksiya yığındı söz qıldı. O, İsrailiyanın Gəzdiki qılıbatqan hücumları üstüde toxtalğanda, Gəzdiki Bihatar rayon dəbcəkarlanğan Refahdiki Musafirlar lagirini bombardıman qılışqı narazılıq bildirdi. O, sözüde bu qatliam terrorluq dövlətinin vəhşi yüzünü yeni bir qıtım aşkarıldı.
İsrailiya baş ministri Benyamin Netanyahu devletini bir bulunga kıstılıp atıdı. O siyasi hayatını tekhimi köp kanı ekitiş bilen uzardalmaydı. O özü taklit kılgan kitlerge okşaş lanet bilen hatırlındı dedi. O söz diyene bu katıllardın hesap soraş üçün kollardın kilişçi tirişçallık körüsü dağınlıklarını eskertip Rabbim gazzili qeyrindaşlarımızdan yardımcısı bolsun dedi. İsrailiya armiyesi Rafah'ta panahını batkan yurt makallarından ayrılgan Palestinlikler kurgan çedirini bombardıman kılıp en az 45 Palestinliknin şehit buluşunu keltürüp çıkargan idi. Bu akte BDT Palestinlik panahlanğıçlarına yardım biriş ve mülazimet kılış örgününün bayanatı da İsrailiya kısımlarının tünügün keştiki mezkur hücüme eskertilip Gazze yeryüzündeki cehennemdir. Tünügün keştiki Rafah'ı tabi görünüşler bunun yeni bir ispatı buldu deyildi. Netanyahu ve cinayet şebekesi Filistinli halkının kahramanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice köşeye sıkışmakta, daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Tıpkı özendiği Hitler gibi, Milosevic gibi, Karadžić gibi ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabbim masumları öldürenleri Kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşkice aman boğazlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.